İstanbul tarihi camileriyle ün salıyor. Bu camilerden biri de Boğaz'ın incisi olarak bilinen Vaniköy Camii. Cami 15 Kasım 2020'de meydana gelen yangında büyük hasar gördü. Ardından restorasyon çalışmalarıyla yenilendi. Merakla beklenen resmi açılış töreni ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili İstanbullular, Sevgili Üsküdarlılar, tarihi Vaniköy Camii Üsküdar'ımızın sembol mekanlarından biriydi. Boğaz'ın incileri arasında yer alan 358 yıllık Vaniköy Camii maalesef iki buçuk yıl önce çıkan yangında çok ağır hasar görmüştü. Camimizin ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış. Hünkar kasrının iç mekanları da kullanılamaz hale gelmişti. Bir Üsküdar sakini ve aşığı olarak bizim de yüreğimizi yakan bu yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını ifade ettiler akla, vicdana ve ahlaka sığmayan bir sürü tezvirat yaydılar. Her zaman yaptıkları gibi yalanlarla, çarpıtmalarla, bühtanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Ata yadigarı şu nadide eseri şehre vefa misyonuyla yeniden ihya etmek için süratle harekete geçtik. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında bir restorasyon protokolü imzalandı. Kapsamlı bir hazırlık sürecinden sonra Kalyon Vakfı camiimizi aslına uygun olarak tekrar şehrimize kazandırmak amacıyla hemen kolları sıvadı. Çam keresteleri Dursun Bey'den, meşe keresteleri Yenice'den, mermerleri Marmara Adası'ndan temin edilerek camimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi.